Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün biz sizler için Oppo A73 yani Oppo F17 modelini kutusunu açacağız ve özelliklerini inceleyeceğiz. Telefonda bildiğimiz gibi 6.4 inç OLED ekrana sahip cihaz. Snapdragon 660 ile geliyor. 6 RAM 128 GB bizdeki cihaz. Ön yüzde gördüğümüz Oppo F17 yazısı var. Ve arka yüzeyin deri kaplama gibi olduğunu arkada yazmışlar. Bir adet kutudan çıkıyor bir adet kılıf. Oppo yazıları. Kılıf bayağı iyi bir kılıfa benziyor. Bunun dışında cihazın kutusundan çıkıyor iğnesi bildiğimiz gibi zaten. Cihazda bildiğimiz gibi 30 watt hızlı şarj destekliyor. Bayağı büyük bir şarjöre sahip cihaz. Kulaklık kalitesini de ben çok beğendim. Bu segmentte çok iyi bir kulaklık koymuşlar. Gerçekten de siz de beğeneceksiniz. Öyle düşünüyorum. Kulaklık girişi de var. 3.5 mm'lik kulaklık girişi var. Apple'ın AirPods'larına benzemiş kulaklık açıkçası. Aynı onun tasarımı. Bir adet mikrofon tuşu var. Hızlı şarj için gerekli olan Type-C kablomuz. Type-C kablosu gelmesi de çok önemli. Yani bu kadar giriş segmenti bir cihazın. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Oppo F17'ni açalım bakalım bizi nasıl karşılıyor. OLED ekran olması bu fiyatta çok önemli. 30 watt hızlı şarj. Arkadaşlar elimi alır almaz ilk önce inceliği cihazın dikkatimi çekti. 7.4 mm'lik bir inceliği var cihazın. Gerçekten çok ince. Kenarları iPhone 13 gibi olmuş. Biraz sert ama çok güzel bir his veriyor. Arka tarafı da aynı şekilde. Fazla sizik tutmayacak kadar güzel bir tasarım var. Kenardan çok iyi gözüküyor. Arka tarafta 4 adet kamera var. Ve çok güzel şekillendirilmiş. Parmak izi ekranın içinde. Yan tarafında tuşlar var. Düz düğmesi sağ tarafında bulunuyor. Sol tarafında ise ses düğmeleri yer alıyor. Cihazda. Elde tutuş hissi gerçekten çok iyi. Premium bir cihaz olduğunu hissettiriyor sizlere. Kameraların tasarımı çok beğendim. Arka taraf gerçekten de deri yüzeye benziyor. Kenarda Oppo yazısını görebiliyoruz. Ses dinamiki de alt tarafta bulunuyor. Aynı zamanda kulaklık girişi de alt tarafta bulunuyor cihazın altında. Kamerada az da olsa biraz sıkıntı var. Onu da belirtmek istedim ama cihazda simetri çok önemli. Gerçekten çok iyi korumuşlar simetrini. Boyu olsun, inceliği olsun çok beğendim açık konuşmak gerekirse. Arkadaşlar. Bakalım şimdi cihaz. Ekranı açtık. Gördüğünüz gibi bir U şekilli bir çentik var cihazda. Gönül isterdi ki tabii ki de çentik olmasın ama. Yine de güzel gözüşüyor. Açıkçası parmak izi okuyucu da bayağı hızlı çalışıyor. Gördüğünüz parmak izi okuyucu işte burada belirliyor. Bastığımız anda açıyor cihazı. Çok kısa bir sürede bunu yapıyor. Bu çok güzel bir şey. Azerbaycan'da Oppo F17 adıyla satılıyor cihaz. Ama Türkiye'de Oppo A73 adıyla satılıyor. Bu da Oppo'nun yeni bir siyasi adımıdır diyelim. Ticari adımıdır diyelim. Gerçekten arka tarafına dikkatle bakıyoruz. Gördüğünüz gibi deri görünümü gerçekten hiss olunuyor. Cihazda Snapdragon 660'dan yüceliyor. Bu yeni bir işlemci. 30 watt hızlı şarjı destekleyen bir işlemci. Snapdragon 665'in az da olsa rezerve edilmiş hali. Yani ben memnun olacağını düşünüyorum. İşlem kalitesi gayet iyi. Gayet hızlı çalışıyor. Fiyat segmentine göre. Kameralarına bakalım. 16 megapiksel arka taraf, 16 megapiksel ön tarafta var. 8 megapiksel monokrom kameraya sahip, 2 megapiksel derinlik kamerasına sahip cihaz, 2 megapiksel de makro kameraya sahip. Bunu da belirtmek istiyorum ki cihazda kamerası açıkçası gündüz çekimlerini çok beğendim. Ama gece çekimleri biraz üzüyor bizlere açık konuşmak gerekirse. Benim elimdeki cihazda 4K seçimi yok. Onu da belirtmek istiyorum. Oppo A73'de varsa altta lütfen yazın. Oppo F17'de 4K seçimi bulamadım. Ayara yer verilmemiş. Gördüğümüz gibi panorama, 3D panorama gibi bir diğer kamera özellikleri de cihazda bulunuyor. Kamerası gece seçimleri, gündüz seçimlerini yapıp sizlerle paylaşacağız. Açık konuşmak gerekirse gece seçimleri cihazın
fazla yetelediği, bu da diyafram açıklığının fazla olmasından kaynaklanıyor cihazda. F2 üzeri diyaframlar artık bildiğimiz günümüzde çok yaygın değil. Ama gündüz çekimlerinin kalitesini ben herkesin çok beğendiğini düşünüyorum. Gerçekten gündüz çekimleri gayet iyi, gayet renkleri dolgun. İşte görüyorsunuz gündüz çekişleri. Gerçekten de gündüz çekimleri gayet kaliteli cihazın. Bakın bak. Detaylar çok iyi. Ama gece çekimleri fazla iyi değil. Android 10 ile geliyor cihaz. Oppo'nun kendi yazılımıyla geliyor cihaz. Bildiğimiz gibi ColorOS 7.1 ile geliyor cihaz. Özellikler de burada yazılmış. Kullanacak arkadaşlara almalarını tavsiye edebilirim. Bu cihazın en önemli 5 özelliği nedir diye bana sorursanız, birincisi ekranı, ikincisi telefonun ince olması, hafif olması, 163 gramlık bir ağırlığa sahip ColorOS 7'de çok iyi, hızlı çalışan bir işletim sistemi, uzun süre güncelleme desteği alacağını düşündüğüm bir işletim sistemi, gördüğünüz gibi çok hızlı giriyor programlara. Kamera etsin almak isteyenlere açıkçası tavsiye etmem. Ama tasarımı şık olsun, elde tutuşu rahat olsun, ekranı kaliteli olsun diyenler bence kaçırmamalı. Oppo A73 çok güzel bir cihaz. Çok güzel bir cihaz gerçekten de. Ben çok beğendim hızını, arayüzü çok iyi. Günlük sosyal medya kullanmanda hiçbir sıkıntı çıkarmaz size açık konuşmak gerekirse. 6 RAM da gayet iyi bir değer. Yani sizi hiç bir zaman pişman edeceğini düşünmüyorum 6 RAM'ın. Evet arkadaşlar, şimdilik incelememizde bu konulara dikkat ettik. Tasarımıyla, ekranıyla, bataryası bayağı iyi gidiyor arkadaşlar. Bunu da belirtmem gerekiyor size. OLED ekran fazla şarj harcamıyor. Bu yüzden bataryası, pili çok iyi gidiyor. Yani her yönüyle beğendiğimiz bir cihaz oldu arkadaşlar. Umarım sizler de bizim emeğimize saygı duyarak kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımız umarım hoşunuza gidiyordur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağ olun.